Merhaba arkadaşlar, bugün 25. Föy'deyiz. Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti konumuz. İkinci başlığındayız, ikinci föyündeyiz. Şimdi önce modern devletler hukukunun ortaya çıkışından bahsedeceğiz. Modern devletler hukuku ortaya çıkarken bir anlaşma oluştu. Westfalia Anlaşması. Westfalia Anlaşması 30 yıl savaşlarından sonra karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Öncelikle hatırlarsanız Osmanlı yükselme döneminde Avrupa'da yani Almanya'da Martin Luther öncülüğünde bir reform hareketi başlamıştı. Bu reform hareketiyle Almanya'da kiliseyi protesto edenler protestan diye anılmışlardı. Bu protestanlar Katoliklerle yoğun savaşlar yapmışlardı ve savaşların sonunda Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nda Şarlken'le 1555 yılında Augsburg Anlaşması imzalanmış ve Protestanlık Almanya'da serbest kalmıştı. Bunun devamı olarak Avrupa'ya Protestanlık yayılmaya başlamıştı. İşte Fransa'da Kalvinizm dediğimiz, İskoçya'da Presbiteryanizm, İngiltere'de de Anglikanizm dediğimiz mezhepler ortaya çıkacaktı. Bunun için 30 yıl savaşları yaşandı arkadaşlar. 1618-1648 yılları arasında 30 yıl süren savaşlar yaşandı Avrupa'da. Avrupa'da bu savaşlar sonunda Westfalia Anlaşması imzalandı ve Westfalia Anlaşması'yla sekülerizm ortaya çıktı. Yani laikliğin temelleri atıldı arkadaşlar. Sekülerizm ortaya çıktı derken ne demek istiyoruz? Dünyevilik, yani görmediğime, duymadığıma inanmam, bilimsel bilgiyle ispatlanmayana inanmam fikri ortaya çıkmaya başlıyor artık. Ve ilk kez Papa'nın onaylamadığı anlaşma Westfalia Anlaşması oluyor. Westfalia Anlaşması Papa'nın onaylamadığı bir anlaşma. Bundan sonra da anlaşmalar Papa tarafından onaylanmayacak. Artık dinin etkisi Avrupa'da kırıldı. Hızlı bir şekilde kırıldı. Ve laiklik tam anlamıyla değil ama temeli atıldı diyebiliriz sekülerizmle. Şimdi Westfalia Anlaşması'na göre neler olmuş onlara bakalım. Protestanlık bu sefer Avrupa'da resmen tanındı. Çünkü Augsburg Fermanı ile Almanya'da resmen tanınmıştı. Bu sefer Avrupa'da resmen tanındı. Hollanda bağımsız bir devlet oldu. Diğerleri önemli değil. Prusya kuruldu. Bugünkü Almanya'nın temelleri atıldı. İsveç Kralı Baltık Denizi'ne kadar sınırlarını genişletti ve Fransa Alsas bölgesini aldı diyoruz. Westfalia Anlaşması'nın modern devletler hukukundaki yerine bakacağız şimdi. Arkadaşlar, Westfalia Anlaşması'nın modern devletler hukukundaki yerini zaten söyledik. Dedik ki ilk seküler anlaşma, ilk kez Papa'nın onaylamadığı anlaşma ve bundan sonra Papa onaylamayacak. Ve sekülerizm dediğimiz bir kavram, yani dünyevilik dediğimiz bir kavram ortaya çıkacak. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun siyasi gücü azalmaya başlıyor. Çünkü biliyorsunuz krallar Papa'dan taç giyiyorlardı. Papa'nın onayıyla hani kral oluyorlardı. O yüzden de Katoliklik yavaş yavaş güç kaybetmeye başladı ve Westfalia Anlaşması ile Avrupa'da mezhep birliği bozuldu. Bütün Avrupa neydi? Balkanlar hariç bütün Avrupa Katolik mezhebine mensuptu. O yüzden de artık ne oluyor arkadaşlar? Yeni mezhepler ortaya çıkmaya başlayınca Kutsal Roma Germen İmparatorluğu da gücünü kaybediyor. Ve bununla birlikte Habsburg Hanedanlığı da gücünü kaybediyor. Çünkü Almanya, Avusturya ve İspanya'da etkili hanedanlık Habsburg Hanedanlığı'ydı. Bu hanedanlık artık etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Şimdi Avrupalılar 30 yıl savaşlarıyla uğraşırken bizim için çok büyük fırsattı. Onlar kendi içlerinde iç savaş yaşarken biz batıda ilerleyebilirdik. Ama o sırada Osmanlı duraklama devrinde ve Celali isyanları ile Yeniçeri isyanları ile uğraşmaktaydı. Bu kargaşa döneminde Avrupa ile ilgilenemedi Osmanlı arkadaşlar. Şimdi 17. yüzyılda yani Osmanlı duraklama döneminde Avrupa konusundayız. Haritaya baktığımızda 17. yüzyılda Osmanlı sınırları gayet geniş. Çünkü biz duraklama dönemindeyiz 17. yüzyılda ama yine de doğuda ve batıda en geniş sınırlara da ulaşmıştık. Şimdi bu dönemde Osmanlı'nın karşısında hangi güçler var? Dediğim gibi Avrupa'da en etkin güç Habsburg Hanedanlığı'ydı. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu Avusturya ve İspanya Krallığı'na hükmediyordu. Daha sonra coğrafi keşiflerin etkisiyle İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda gibi devletler
ekonomik olarak güçlendiler ve sömürge imparatorlukları olarak ortaya çıktılar. İşte bu sömürge imparatorlukları sermaye biriktirmeye başladılar arkadaşlar. Para biriktirmeye, maden biriktirmeye başladılar. Aynı zamanda para, mal, maden birikiyor ama bir yandan da reformun etkisiyle teknik ve bilimsel bilgi ortaya çıkıyor. İşte bu teknik ve bilimsel bilgi Osmanlı'nın 18. yüzyılında aydınlanma çağı olarak karşımıza çıkacak Avrupa'da. Osmanlı'nın 18. yüzyılına denk geliyor ama Avrupa'da aydınlanma çağı diye geçiyor. Şimdi sorumuza bakalım. Aşağıdakilerin hangisi yeni çağda Avrupa'da görülen özellikler arasında yer almaz diyor arkadaşlar. Merkezi krallıkların ortaya çıkması diyeceğiz cevap olarak. Pardon, doğru olarak merkezi krallıklar ortaya çıkacak. Çünkü feodal beylikler güç kaybetmişti. Merkezi krallıklar özellikle papaya karşı da güçlenmişlerdi. Bireycilik giderek arttı, birey değerlidir arttı. Deniz aşırı ticaret zaten coğrafi keşiflerden sonra artmıştı. Yeni çağ dediği için genel olarak Osmanlı'nın yükselme, duraklama, gerileme dönemlerini alıyoruz. Bilimsel ve teknolojik yenilikler görülmeye başlandı. Toprağa dayalı aristokrasi güç kaybetti. Arkadaşlar biz toprağa dayalı aristokrasi için feodalite diyoruz. Feodalite güç kaybetti. Zaten şu iki şıkkın aynı anda olması mümkün değil. Ya merkezi krallıklar güçlüdür ya toprağa dayalı aristokrasi güçlüdür. İki şıkkı aynısını verdiğine göre ikisinden birisinin yanlış cevap olması gerekiyor. Yeni çağda feodalite güç kaybetti. Merkezi krallıklar güçlendi diyoruz. Feodalitenin güç kaybetmesinde neler etkiliydi? İşte Haçlı seferlerinde feodal beylerin çoğunun ölmesi etkiliydi. Bunun dışında Fatih'in İstanbul'un fethinde kullandığı şahi toplarını Avrupalı kralların kullanması etkiliydi. Bunlar feodalitenin yıkılışında etkili kavramlardı. Diğer ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda da 30 yıl savaşlarında Fransa Katolik olmasına rağmen Katolikliği savunan Alman İmparatorluğu'na karşı Protestan prensleri savunmuştur. Bu Kanuni'nin taktiği gibi düşünebilirsiniz. Hani Kanuni ne yapıyordu? Avrupa'ya doğru ilerlerken iki Katolik devleti birbirine düşürerek Katolik birlikteliğini engellemeye çalışıyordu. Burada da Fransa Katolik, Almanya Katolik ikisi de büyük devlet olma yolundalar ve birbirleriyle yarış halindeler. Haliyle burada din, mezhep ön plana çıkmıyor. Burada siyasi çıkarlar ön plana çıkıyor. Fransa Protestanları destekliyor. O zaman diyeceğiz ki devlet çıkarları dinsel bağlılıkların önüne geçmiştir diyeceğiz. Bu sorudaki cevabımız da B olacak. Şimdi Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki gücünün zayıflamasına bakalım. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'nın tamamını ele geçirmişti. Nereleri almıştı? Mısır'ı, Trablusgarp'ı, Fas, Cezayir, Tunus'u hepsini almıştı. Hepsini alması Kanuni'den sonra da işte 2. Selim döneminde Sokulu Mehmet Paşa ile de devam etmişti. Kıbrıs'ı almıştık. Zaten Ege Adaları Yunanistan bizdeydi. O yüzden de Akdeniz Türk Gölü haline gelmişti. Biz Akdeniz'de ve Karadeniz'de çok güçlüydük. Haliyle İpek Yolu ve Baharat Yolu'nun kontrolleri de bize geçmişti. Sonra ne oldu arkadaşlar? Sınırlarımız Atlas Okyanusu'na kadar ulaştı derken Fas'ı alınca Atlas Okyanusu'na kadar ulaştı. Fas'ı alınca Atlas Okyanusu'na kadar sınırlarımız ulaşmış oluyor. Ama daha sonra Avrupa'da bilimsel ve teknolojik gelişmelerle daha modern gemiler üretilmeye başlanıyor. Biz tabii bu gemilere yetişemiyoruz. O yüzden de takip edemiyoruz yani bu teknik gelişmeleri. O yüzden de yavaş yavaş geri kalmaya başlıyoruz. Aslında geri kalmamızın tek sebebi teknik gelişmeler değil. Aynı zamanda Akdeniz ve Karadeniz Türk Gölü haline geldiği için artık denizlerde çok büyük savaşlarımız olmuyor. O yüzden de donanmaya verilen önemi biraz azaltmış oluyoruz. Biz tam donanmaya verilen önemi azalttığımız sırada da Avrupa'da teknik gelişmeler olmuş oluyor. Devran tersine dönüyor yani burada. Resimde neyi görüyoruz arkadaşlar? Bir Osmanlı donanma gemisini görüyoruz. Bu Osmanlı donanma gemisinde görüyorsunuz kürekler var. Ama rüzgarın hızından yararlanmak için yelkenler de var. Şimdi daha sonra bu kadırgalardan sonra kalyon tipi denilen gemilere geçiyor Avrupa. Kalyonda daha çok kürek gücünden daha çok yelken, rüzgar gücüne dayanıyorlar ve ne yapıyorlar? Daha dayanıklı gemiler yapmış oluyorlar. Özellikle okyanuslara dayanıklı gemiler yapmış oluyorlar. Osmanlı okyanuslara dayanıklı gemilere de ihtiyaç duymuyor. Çünkü iç denizlere sahip. Ama coğrafi keşiflere katılmak istersek okyanuslara dayanıklı gemilerimiz yok. Mesela Kanuni Sultan Süleyman Hint deniz seferleri yapmıştı. Bu seferlerin başarısızlığının en büyük sebeplerinden birisi de
donanmanın yetersiz olmasıydı. Teknik olarak da yetersiz olmasıydı arkadaşlar. O yüzden de coğrafi keşifler sonrasında ticaret yolları da yön değiştirmişti. Yani bu baharat ve ipek yolları artık eskisi kadar önemli değil. Çünkü Avrupalılar kalyon dedikleri o büyük gemilerle, pusulayla, sermaye birikimiyle artık yavaş yavaş ne yapacaklardı? Önce Afrika'daki Ümit Burnu'nu keşfedecekler. Sonra da Afrika'yı dolaşarak Hindistan'a gideceklerdi. Böylece Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu kıyıları önem kazanacak. Ama Akdeniz kıyıları önem kaybedecekti. Bu da Osmanlı'ya bir zarar. Osmanlı denizciliğinde kadırgadan kalyona geçişe gelelim. Kadırga dediğimiz gibi neydi arkadaşlar? İç denizlere uygun gemiler, kalyon ise okyanuslara uygun gemiler. Daha çok yelken, rüzgar gücüyle giden gemilerdi. Daha gelişmiş gemilerdi. Osmanlı bunlara pek sahip değildi. Biz 1645 yılında Girit Adası'nı kuşatmıştık Venedik'ten almak için. 24 yıl bu adayı almamız sürmüştü. Yani bu da artık donanmamızın yetersiz olduğunu bize göstermişti. Yavaş yavaş teknik olarak geliştirmeye başlayacağız. Özellikle gerileme döneminde, duraklamadan sonra gerileme döneminde Avrupa tarzı uzmanlarla, Avrupalı uzmanlarla Avrupa tarzı askeri ıslahatlar yapacağız ama maalesef ki donanmaya verilen önem Osmanlı yükselme dönemindeki kadar olmayacak. Şimdi buradaki boşluklarımızı devam ederek gidelim. Birkaç tane etkinliğimiz var. Osmanlı hanedanına rakip olan Avrupa'daki en güçlü hanedanlık biraz önce söylediğimiz Habsburg hanedanlığı. Çünkü Habsburglar dediğimiz gibi Almanya, Avusturya ve İspanya'ya hakimdi hanedan olarak. O yüzden de geniş bir coğrafyaya hükmetmişlerdi. Osmanlı Devleti'nin doğu sınırında sorun yaşadığı devlet İran'daki Safavi Türk Devleti'ydi. Sonra Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile siyasi alanda eşitlendiği anlaşma. Hatırlayın 1533 İstanbul Anlaşması'yla Osmanlı Padişahı'nın dengi yoktu. Avusturya Kralı Osmanlı Sadrazamı'na denkti. Sonra tekrar krallar birbirine denk oldu. Bu kralların denk olması Zitvatorok Antlaşması ileydi. 1606 Zitvatorok Antlaşması ile krallar birbirine denk oldular arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin Habsburglar Hanedanlığı'na karşı Avrupa'da desteklediği devlet kimdir? Fransa'dır. Çünkü Fransa Hristiyan Katolik, Habsburglar Avusturya, Almanya, İspanya'da hakimler. Bunlar da Hristiyan Katolik. Biz bu Hristiyan Katolik devletlere karşı kendi yanımıza dost bir Hristiyan Katolik devlet çekeceğiz. Fransa'yı kendi yanımıza çekip Avrupa'da Haçlı Katolik birlikteliği olmasını engelliyorduk arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'nın batısına ulaştığı en üç nokta neresiydi? Fas'tı. Bir önceki haritada görecek olursak şöyle Afrika'yı üçgen şeklinde düşünürsek Fas, Cezayir, Tunus'tu. Burası artık Atlas Okyanusu oluyor arkadaşlar. Şurası İspanya oluyor. İspanya, Fas. Burası Atlas Okyanusu. O zaman biz Kuzey Afrika'da Fas'ı alarak en batı ucumuz Fas'ı alarak Atlas Okyanusu'na kadar ulaşmış oluyoruz. Avrupa'da modern devletler hukukunun ortaya çıkmasını sağlayan gelişme her zaman aklınızda kalsın. Westfalia Antlaşması. Modern devletlerden kasıt nedir? Kiliseden kurtulmak, kilise baskısından, papa baskısından kurtulmak. Papa'nın imzalamadığı ilk anlaşma olduğu için modern devletler hukuku Westfalia Antlaşması ile ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti 24 yılda Girit Adası'nı almıştır. 30 yıl savaşlarında Protestan prenslere destek veren Avrupa Devleti Fransa'ydı hatırlayın kendisi Katolik olmasına rağmen. O da güçlü Alman krallıklarına karşı güçlü bir Fransa olmak istediği için böyle yapmıştı. Osmanlı Devleti'nin kazandığı son meydan savaşı da 1596 Haçova Meydan Muharebesidir diyoruz. Etkinliklerimiz bitti. İki tane sorumuz var. Onlara bakalım. Ondan sonra devam edelim. Osmanlı Devleti'nin elindeki ipek ve baharat yollarından umudunu kesen Avrupa devletleri alternatif yeni yollar bulma arayışına girerken Osmanlı Devleti bu gelişmelere duyarsız kalmıştı. Bu duyarsızlık zamanla Osmanlı ekonomisini olumsuz etkiledi. Osmanlı Devleti ilerleyen dönemlerde coğrafi keşiflere karşı yukarıdaki tedbirlerden hangilerini alarak ekonomik sorunlarından kurtulmayı amaçlamıştır? Arkadaşlar ticaret yolları yön değiştirince biz Fransa'ya kapitülasyon vererek ne yapıyoruz? Akdeniz limanlarını tekrar canlandırmak istiyoruz. Kanal projeleri gündeme geliyordu. Kim gündeme getiriyordu? Sokullu Mehmet Paşa
Süveyş Kanalı projesini gündeme getirmişti ve Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayarak Hindistan'a Akdeniz üzerinden daha kısa bir şekilde gidilmesinin yolunu bulmuştu. Tabii Don Volga Kanalı projesi de var ama bu paragrafla alakalı değil. İthal mallardan alınan gümrük vergileri artarsa, ithal dışarıdan alım demek, dışarıdan aldığım ürünlerin gümrük vergisini artırırsam daha az ürün gelir. O yüzden de bu ticareti canlandırmak için olması gereken bir madde değil. Azaltılması deseydi alırdık, artırılması dediği için almıyoruz. Cevabımız C oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyıldan itibaren vermeye başladığı kapitülasyonların 15. ve 16. yüzyıllarda verilenlerden farklı bir özellik taşımasının en önemli nedeni nedir arkadaşlar? Şimdi biz 15. ve 16. yüzyıllarda kapitülasyon verirken güçlüyüz. Yükselme dönemindeyiz ve Avrupa'da bir Hristiyan birliği olmasın, ticaretimiz canlansın diye bu kapitülasyonları veriyoruz. Yani ekonomiye katkı sağlıyoruz bu kapitülasyonlarla. Ama 17. yüzyılda artık ticaret yolları tamamen yön değiştirmiş durumda, hazine boş ve biz Avrupalı devletleri kendi ülkemize çekerek, kendi ülkemizde ticaret yapmalarını sağlayarak hazinedeki gelir payını artırmaya çalışıyoruz. O yüzden de ticari gelirlerin hazinedeki payının azalmasının engellenmeye çalışılması diyeceğiz cevap olarak. Şimdi gelelim diğer konumuza. Burada bir tarih şeridi vermiş. Genelde köyümüz konunun başında tarih şeridi verirdi. Burada ortada vermiş. 1711 Prut Savaşı'yla artık 18. yüzyıldayız. Yani Osmanlı gerileme dönemindeyiz. Prut Savaşı'yla kaybettiğimiz yerleri geri alıyoruz. Pasarofça'yla kaybettiğimiz yerleri geri alma umudunu kaybediyoruz. 18 ile 30 yılları arasında bir lale devri yaşıyoruz. Bu lale devrinde patronu Halil isyanıyla devri sonlandırıyoruz. Ondan sonra doğuda İran'la bir Ahmet Paşa antlaşması yapıyoruz. İran'ın topraklarını alıp. Sonra Fransa'ya kapitülasyonları sürekli hale getiriyoruz. Her padişah döneminde yenilemesine gerek kalmıyor. En son İran'da 1746 Kerden Antlaşması'nı yapıp Kasr-ı Şirin'e geri dönüyoruz. İkinci Kasr-ı Şirin diyoruz. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan önce yaşanan savaşta 1770 Çeşme baskını yaşanıyor ve donanmamız yakılıyor Rusya tarafından. Küçük Kaynarca Antlaşması'yla da çok büyük kayıplar yaşıyoruz. Bizim için önemli bir anlaşma. 18. yüzyıla kadar ki en ağır anlaşma, Osmanlı'nın birçok ilki yaşadığı anlaşma ve büyük devlet olma özelliğini kaybettiği anlaşma diyoruz. Şimdi arkadaşlar 18. yüzyıla Osmanlı Devleti'ne bakış diyelim. Aslında 18. yüzyıl deyince aklımıza bizim gerileme dönemi gelir. Eski teknikle anlatacak olursak 17. ve 18. yüzyıl siyasi olayları şimdi birlikte anlatılıyor. Eskiden ayrı ayrı gerileme, duraklama, gerileme diye anlatıyorduk. Bu gerileme dönemine denk gelir. Soru bankalarında da ne diye geçer? Değişim ve diplomasi diye geçer. Artık değişiyoruz. Avrupa'nın üstün olduğunu kabul ediyoruz ve diplomatik ilişkiler kurmaya çalışıyoruz Avrupa'yla. Artık Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmiş. O zaman diyeceğiz ki Osmanlı Devleti kuruluşunun sonlarında 2. Murat döneminde 1448 yılındaki 2. Kosova Savaşı'ndan 1683 2. Viyana kuşatmasına kadar saldırı dönemindeydi. 17. yüzyılın sonlarına kadar. Biz saldırıyorduk, Avrupa savunmadaydı. Ama 1683'teki Kutsal İttifak savaşlarını kaybedince 1699'da gerilemeye giriyoruz Karlofça Antlaşması'yla ve bundan sonra artık 1683'ten sonra Osmanlı savunmaya çekiliyor, Avrupa saldırıya geçmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi dönemin dış politikası ne? 1699 Karlofça Antlaşması'yla biz ilk defa büyük oranda toprak kaybettik. Onun devamı olarak da 1700 İstanbul Antlaşması vardı, Rusya'yla yaptığımız anlaşma. O yüzden de genel politikamız kaybettiğimiz yerleri geri almaktı. Çok büyük topraklar kaybettik ama biz buraları geri alırız diye düşünüyorduk. Sonra 1711 Prut Savaşı'yla Rusya'ya kaptırdıklarımızı geri alınca umudumuz daha da arttı. Daha sonra 1718 Pasarofça Antlaşması'yla Avusturya'ya daha çok toprak kaybettik. Kaybettiğimiz yerleri geri almaya çalışırken daha çok toprak kaybedince politika değiştirdik. Politikamız mevcut toprakları koruma politikası oldu ve Lale Devri'ne girdik arkadaşlar. Pasarofça Antlaşması ile Lale Devri'ne girmişiz. Avrupa'nın bizden üstün olduğunu kabul etmişiz ve mevcut topraklarımızı
korumaya yönelmişiz. Bu yüzyılda kazançlı savaşlarımız 1711 Prut Savaşı ve Prut Anlaşması, 1736-39 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı'nda kazandık. 1. Mahmut döneminde ve Belgrad Anlaşması da 18. yüzyılın son kazançlı anlaşması oluyor. 18. yüzyılda ıslahatlara bakınca 1718-30 yılları arasında bir lale devri yaşandı. Bu lale devrinde askeri alan dışında birçok alanda ıslahat yapıldı. Ama askeri ıslahat yok. İşte bu lale devrinde biz Avrupa'nın üstünlüğünü kabul edip Avrupa'dan birçok şey getirdik. Ama 1730'da lale devri bittikten sonra Avrupa'dan askeri ıslahatlar devşirmeye başlıyoruz. O yüzden de 18. yüzyıl genel olarak Avrupa tarzı ıslahatların yapıldığı dönemdir. Lale devrinde askeri ıslahat yoktur ama lale devri dışındaki dönemlerde genellikle askeri ıslahat yapılmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Bu dönemde 18. yüzyılda en büyük düşmanımız Rusya. 17. yüzyıldaki en büyük düşmanım Avusturya'ydı. 18. yüzyıldaki en büyük düşmanımız Rusya sıcak denizlere inmek için elinden geleni yapıyor ve artık en parlak devrini yaşıyor. Rusya'nın sıcak denizlere inmek için 3 yolu var arkadaşlar. 1. Kırım'ı alıp Boğazlar üzerinden inmek. 2. Balkanlar üzerinden inmek. 3. Kafkaslar üzerinden inmek. Bu 3 yol Osmanlı toprağı üzerinden sıcak denizlere inmek. 4. yol ise Rusya'nın şu Baltık Denizi'ne gelerek işte Lehistan, İsveç topraklarından Baltık Denizi'ni alıp buradan çıkıp İspanya'dan Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçip Akdeniz'e girmek. 4. yol da bu. O Osmanlı toprağı dışındaki yolu Rusya'nın arkadaşlar. Şimdi Rusya'nın tarihi emelleri, en büyük emeli sıcak denizlere inmekti. Sonucunda 18. yüzyılın sonunda 1792 Yaş Anlaşması ile Kırım'ı resmen alarak sıcak denizlere inme hayalini gerçekleştirdi. İşte sıcak denizlere inmek için Baltık Denizi'ne açılması gerekiyordu. Orta Avrupa'da yani Balkanlar'da egemenlik kurması gerekiyordu ve Kafkaslar'dan gelmesi gerekiyordu. Şimdi Orta Avrupa'da egemenlik kurmak için Osmanlı'nın Balkan uluslarını kışkırtacak. Çünkü Balkan uluslarımız bizim Slav. İşte Hırvatlar, Bulgarlar, Sırplar Slav ırkından, Rusya'da Slav. Burada Pan Slavizm politikası uygulamaya başlayacak. Yani Slavları Rus çatısı altında birleştirme politikasıyla Balkanlardan gitmeye başlayacak arkadaşlar. Bunun dışında Kafkaslar'da da diğer devletleri ne yapacak? Diğer milletleri kışkırtmaya çalışacak. Şimdi burada bir Avusturya var, bir de Rusya var. Avusturya da Balkanlara ilerlemek istiyor. Çünkü 1699 Karlofça Anlaşması ile Macaristan'ı aldı ve işler tersine döndü. Sırbistan'ı alıp Balkanlara ilerlemek istiyor. Rusya da Balkanlardan sıcak denizlere inmek istiyor. Bunlar ne yapıyorlar bu dönemde? İkisi müttefik oluyorlar ve Osmanlı'nın Balkan topraklarını paylaşıyorlar. Avusturya, Sırbistan, Arnavutluk tarafından gelecek. Rusya da işte Eflakboğ'dan, Bulgaristan kısmından gelecek. Öyle bir paylaşım yapıyorlar arkadaşlar. Burada Avusturya diyeceğiz boşluğumuza. Rusya Osmanlı Devleti karşısında İsveç, Lehistan'ı destekliyor. Bazen de İsveç ve Lehistan'ın iç işlerine karışıyor. Osmanlı da İsveç ve Lehistan'ı koruyor. Onlar da Osmanlı'ya sığınıyorlar. Yani Osmanlı, İsveç, Lehistan bir taraftaysa Rusya ve Avusturya da bir tarafta olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim 18. yüzyılın ilk savaşına. Prut Savaşı 1711 yılında Osmanlı ile Rusya arasında yaşanıyor ama savaşın sebebi şu. 1709 yılında bir Poltava Savaşı yaşıyor Rusya ile İsveç. İsveç kralı yaralı bir şekilde Osmanlı topraklarına sığınıyor. Osmanlı topraklarına sığınınca Ruslar onları kovalarken Osmanlı topraklarını da tahrip ediyor. Osmanlı zaten kaybettiği toprakları geri almak istiyordu. Bu da Osmanlı için bir savaş bahanesi oluyor ve Baltacı Mehmet Paşa komutasında Prut Nehri yakınlarında biz Rusya'ya büyük kayıplar verdiriyoruz. Büyük kayıplar verdiğince sonunda 1711 Prut Anlaşması'nı imzalıyoruz. Prut Anlaşması basit bir anlaşma olarak kalıyor galibiyetin karşısında. Çok büyük bir galibiyet kazanmışız. Ama sadece 1700 İstanbul Anlaşması'nı iptal etmişiz. Daha fazla şartlar sunabilirdik. Burada da Osmanlı düşüncesi şu. Yeniçeriler çok disiplinsiz olduğu için kazandığımız bir savaştan sonra şartları ağır bir anlaşma imzalarsak ve işte Rusya kabul etmezse, tekrar bir savaş durumu ortaya çıkarsa Yeniçerilere güvenmiyoruz mantığıyla basit yollu bir anlaşma yapılmış. Azak Kalesi ve çevresi Osmanlı'ya geri verilecek. 1700 İstanbul Anlaşması'ndaki bu madde geri çekiliyor. Ve kaybettiğimiz yerleri geri alma ümidimiz artıyor.
Sonra da Rusya'yı Karadeniz'den uzaklaştırmış oluyoruz arkadaşlar. Böylece Karadeniz'deki hakimiyetimiz artıyor. Yine 1700 İstanbul Anlaşması'ndaki maddelerden Ruslar İstanbul'da elçi bulunduracaklardı. Bu maddeyi de geri çekiyoruz. Bunun dışında Ruslar hiç Lehistan'ın iç işlerine karışmayacak ve İsveç Kralı serbestçe ülkesine dönebilecekti. Yani biz şöyle bileceğiz. 1700 İstanbul Anlaşması 1711 Prut Anlaşması ile iptal edildi arkadaşlar. Ama Prut Savaşı çok mükemmel bir galibiyetti. Daha ağır şartlı bir anlaşma yapılabilirdi. Barış Anlaşması zaferi gölgede bırakmış diyoruz arkadaşlar. Örnek sorumuza bakalım. 2010 LYS sorusuymuş. Yukarıdaki sığınmacılardan hangileri Osmanlı Devleti ile Rusya arasında savaşa sebep olmuştur? Arkadaşlar, Lehistan her zaman Osmanlı ile Rusya arasında bir bölge. O yüzden de Leh milliyetçilerini korumak isterken biz Rusya ile savaş yapıyoruz. İsveç Kralı Demirbaş Şarl'ı korumak isterken ne yaptık? Prut Savaşı'nı yaptık. Ama İspanya'dan kaçan Yahudiler zaten o 2. Bayezid dönemine denk geliyor ve biz bu sığınmacılar yüzünden Rusya ile savaş yapmıyoruz. O yüzden de cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Böylece bu föyümüzdeki konularımız bitmiş oluyor. Bir dahaki föyde görüşmek üzere.